PCHP koltuk kavgasının son bulacağı tarih netleşti. Genel başkanlık yarışının yapılacağı 38. olağan kurultay 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak. Değişim tartışması başlatıp rotayı İstanbul'a kıran Ekrem İmamoğlu ise bu kez İstanbul İl Başkanı'nı belirlemek için mücadele veriyor. Öyle ki İmamoğlu'nun Özgür Çelik'i il başkanı seçtirmek için kesenin ağzını açtığı söyleniyor. Ben çıkıp ben adayım demem. Delege gelir, kimi arzu ediyorsa seçer. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Genel merkezle değişimcileri karşı karşıya getiren 38. olağan kurultayın tarihi belli. CHP 4 Kasım'da genel başkan, 5 Kasım'da ise parti meclisini seçmek için sandık başına gidecek. Tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım'da yapılacak. CHP'de koltuk kavgası alevleniyor. Değişim tartışmasının fitilini ateşleyip rotayı İstanbul'a kıran Ekrem İmamoğlu, bu kez İstanbul İl Başkanı'nı belirlemek için mücadele veriyor. Ben diyor Özgür Çelik'in maddi manevi arkasındayım. Eğer Erdoğan Toprak'la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım ben diyor. İmamoğlu bununla da kalmadı. Özgür Çelik'i il başkanı seçtirmek için kesenin ağzını açtığı söyleniyor. İddiaya göre dağıtılan rüşvetin haddi hesabı yok. Delegelerin maddi menfaat karşılığı kendi adaylarını desteklemesi yönünde baskı olduğu, bu rakamlara ilişkin mahpuzlarında olduğu artık aleniyete kavuşmuş durumda. Delegelerin işte belli bir barem belirlenmek suretiyle kendilerine çeşitli meblağlar gönderildiği, borçlarının kapatıldığı yönünde durumlar söz konusu. Sabah gazetesinin haberine göre Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Aslan'a eşi üzerinden 500 bin lira, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a 500 bin lira, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e 700 bin lira gönderdi. İmamoğlu bu girişimleri Özgür Özel'i genel başkan seçtirmek için yapmıyor. İddiaya göre Meral Akşener'in kendisini desteklemek yerine karşısına bir aday çıkarması durumunda seçimi alamayacağının farkında. Bu nedenle Özel'i kenara itip kendisi adaylığını açıklayabilir. Ben hala gerekli olduğunu ittifakın söylüyorum. İmamoğlu delegeyi kendi safına çekmek için genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu her fırsatta şikayet ediyor. İlçe başkanlarıyla yaptığı son toplantıda Kılıçdaroğlu için yüzüme karşı tamam diyor ama hiçbir şeyi yerine getirmiyor dediği iddia edildi. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu'nu da aleyhime çalışıyor, projelerimizi desteklemiyor sözleriyle eleştirdi. O kapalı toplantıda yaptığı bazı değerlendirmeler CHP tabanını gerçekten çok kırdı bugün. Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu'nun değil bir diğer genel başkan adayı Örsan Öymen'in de hedefindeydi. Yenilgiye alıştırılmış bir ruh hali içerisine girmiş durumdayız ne yazık ki. Böyle birkaç kenti kazandığımız zaman bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu bir başarı olarak yorumlamak istiyoruz.